Evet, en iyi ülkeler arasında Halep'in seçilmesi ve İtalya'da Türk dizilerinin yıldızlarının nihayet dış ülkelerde, yıllardır ben bunu anlatıyorum, bu coğrafyalarda, bu bölgelerde bu kadar popüler insanların hiç değilse ortak yapım yapılsın. Ama İtalyanlar çıktılar, baktılar ki bu çocuk burada bayağı popüler ve ona daha önce çevrilmiş, film ve dizi olarak çevrilmiş bir yapımın yeniden çekimi için başrol verdiler. O iki haberi de verelim. Vedalaşalım. Senin de bahsettiğin gibi en iyi 15 dizisi, dünyanın 15 dizisi belli oldu. Kim yaptı bunu? Dünyanın en prestijli dergilerinden Variety 2020'nin uluslararası en iyi 15 dizisini listeledi, açıkladı. Türkiye'den listeye giren tek yapımsa Blue TV ve FX ortak yapımı Alef dizisi. Ekranda da görüyorsunuz. Alef dizisinde Kenan Elizalioğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen yer alıyor. Listedeki diğer dizilerin nereli? Çin var, Güney Kore var, İngiltere var, Hindistan, Mısır, Fransa, İtalya, İsveç yapımları var. Ama bir Türk dizisi olarak Alef dizisinin de listeye girmesi hepimizin gurur kaynağı Ali abi. Can Yaman var. Can Yaman da yurt dışına açılıyor. Hep onu biz işte İtalya'da, Fransa'da gördüğümüz, İspanya'da gördüğümüz zaman o kadar yoğun ilgi oluyordu ki havaalanında, çok da seviliyor. İtalyancısı da çok iyi. O da İtalya'da bir dizide başrol oynayacakmış. Ünlü oyuncu İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Lux-Fight'ın sahibi Luca Bernabbi ile Sandokan projesinin başrolüyle anlaştı. Yapım şirketi duyurdu İtalya'da. Bunu dedi ki Can Yaman'ı birçok teklif arasından aldığımız için çok mutluyuz dedi. Can Yaman da kendi sayfasında İtalyanca yazdı ve dedi ki şimdi Sandokan için hazırlanıyoruz. Kocaman öpücükler dedi ve Lux-Fight'ı da ekledi, firmayı da ekledi. Hayırlı uğurlu olsun. İtalyanlar çok seviyor Can Yaman'ı. Yeni versiyonunda Sandokan eski şeyleri bunlar, diziden görüntüler. Bence güzel bir başarı. Zaten de seviliyordu. Çok da iyi İtalyancası var Can Yaman'ın. Geçenlerde de oldu bayağı. Havaalanındaki o yoğun ilgiyi görmüştük hatırlarsan. Hayırlı uğurlu olsun Ali abicim. Şimdi bu diziyle ilgili hem film çekilmiş hem dizi olarak yapılmış. Evet. 8 bölümlük dizi. Bir korsan hikayesi. Bu Hintli oyuncu ile tip olarak da aynı, sakal bırakınca. Evet, herhalde buna en iyi bu gider. Hem biliyorsun bu genç erkek oyuncularla ilgili dizi çekenlerin, film çekenlerin şöyle bir ön kabulü var. Bir şekilde onların vücutlarını çıplak olarak göstermemiz, baklavalarını göstermek değil mi? Evet. Diye. İşte korsanda da herhalde böyle bir şey olur ama senaryonun son şekli nedir ne değildir daha bilmiyorum ama o yapımın yeni versiyonu olacağı kesin. Evet. İtalya devlet televizyonu ile ortaklaşa çekiliyor bu yapım. Bu önemli bir hamle. İlk defa Türkiye'den bir dizi yıldızı. Türkiye'de çektiği dizi reyting başarısızlığı gerekçesiyle yayından kalkan Türkiye'de evet öyle bir durumu var. Oyuncu yurt dışında başrolde oynayacak. Nerede? Bu 3. Dünya ülkesi değil, İtalya'da, Avrupa'da. İtalya'da tabii. Önemli bir gelişme. Bununla ilgili yabancı sitelerdeki yorumlara baktım. Çok olumlu şeyler gördüm. Bir Türk oyuncunun yurt dışında bu denli sevilmesinde, ki üstelik bu yurt dışındaki yaptığı televizyon yayınlarında birçok tartışma yaratan gafları da imza atmış olmasına rağmen, onlar bizim kadar sert ve ketum değiller bu konuda. Kalın çizgileri yok, daha naif yaklaşıyorlar. Sonuçta evet. Can Yaman'ın yolu ve bahtı açık olsun.